Bizim orada buna... Çocuklar iki gruba ayrılırdı. Ofans attı ve defans attı. Oyun sınırları içinde iki ayak üstünde koşar. Onde? Hücum oyuncusu hakkına kavuşurdu. Bilmem, adı gizli müfettişti. Burada. Tattı, sizi çizginin dışına attığı an, yani itildiğinizde... ...da yaşasın diye bağırırdınız. O an... ...dünya... İşte tamam. Doğum gününü ay takvimine gö- Lütfen çekmek istediğiniz tutarı. Biz numaralı prens çek 4. sırada yarışı sürdürüyor. Birinci atana geçiyor. Üst kuştan çıkıp eskisini geçiyor. İnanılmaz. Muhteşem bir zafer. Acele et hadi be. 10. yarış için. İnanılmaz bir mücadele. Saldır Flash. Teşekkür ederim. Bütün paramı ona yatıracağım. Ne? Kızarmış tavuk. Evet. Daha pahalı şeyler seçebilirsin. Uzun zaman oldu. Gayon canım. Çekilin kenara. Param var. Gerçekten param var. Gerçekten. Gerçekten. Sahiden? 4 milyon. Şimdilik alın bunu. Affedersin. Dur bakayım. Dur bir bakayım. Dur. İyice doyurmuşsun. Param vardı gerçekten. Altı ve... Kılcal damar var da ondan. Hayır, lütfen öldürmeyin beni. Tadı güzel. Şimdi zırlamayı bırak da. Hadi gir içeri. Hey bayım. Vaktiniz var mı acaba? Para yerine vücudunuzu kullanabilirsiniz. Vücudumu mu? Ne yapıyorsun ya? Bir el daha. Gel buraya. Getir şu suratını bakayım. Öyle mi? Bırak pis. Bayım, bu oyunları birkaç gün oynayarak iyi para kazanabilirsiniz. O kadar saf değilim, tamam mı? İsim Song Ki-hun, 47 yaşında, Daehan Teknik Lisesi mezun. Dragon Motors'un 1. takım montaj hattında çalıştı. Sonrasında yeniden yapılan itibariyle tefecilere 160 milyon won... ve bankaya 255 milyon won borcun var. Şu an fazla yerimiz kalmadı. Moralini düşürme. Hoşça kal. Hayır. Bir yudum bile içmedim ama... Hem bu suratının hali ne? Artık kavga da mı ediyorsun? Tamam. Boş ver. Hatırlarsan üniversiteye benim sayemde girdi. Çocukken onu okula ben götürürdüm. Benim sayemde üniversiteye girip üstü kalsın. Gece yarısı kalkmışım. Kalmış kalmış öylece. Al bakalım. Niye hadi? Hepsini bitir. Annem basma. Al işte. Ne bu? Cevap ver bana hadi. Öyle bir film değil bu.
Ga-Yong annesi. Seneye doğum gününde sana öyle bir iş bulmuş. Ailece taşınacaklarmış. Hepsi gidiyormuş. Geri almak zorundasın. Nasıl yapacağım ki bunu? Maddi durumu iyiyse çocuğu geri alabilirmiş. Amerika'ya taşınırsa işiminiz tamamen zorlaşır. Sonsuza kadar seni yabancı bilir. Bay Song Ki-hun. Yorgun galiba. Peki oyun alanına ne? Neler oluyor? Amcacığım. 55. Ne yapıyorsun? 66. Lafa tutma, dikkatimi dağıtıyor. Peki şimdi de ne? Dur. Nerede? Diyorum. Öylesine sayıyorum. Doktorum söyledi. Sayı saymak. Hayır. Sense beni arkamdan bıçakladın. Sen sana olan borcumdan fazlasını aldın. Gel buraya gel. Ben mi be şey Sangun Donglu Song Gihon. Şu da hırsız haydut. Hepinize yürekten. Telefonlarımızı ve cüzdanlarımızı aldınız. Sonra da gizemli bir yere getirdiniz. Bir de çıkmış yüklü... Söyler misiniz? Neden maske takıyorsunuz peki? Görevlilerimiz yüzlerini ve kişisel bilgilerini katılımcılara gizli... Yasa dışı eylemleriniz yüzünden kimliğinizi gizli tutmak için bahane uyduruyorsunuz. Çattığı parayla türevlere yatırım yaptı ama kaybetti. Mevcut borç 650-369 Park Joon, 900 milyon borçlu. Bu odada bulunan herkes... Ödemediği borçlarınız gibi kazanınca vaat ettiğimiz parayı vergiye mi döneceksiniz? Yoksa size sunduğumuz son şansı değerlendirecek... Affedersiniz, para ödülü ne kadar verir? İlk oyun bittikten sonra biriken miktarı... Şuraya baksana, şuna bak. Vay be, ne kadar büyük. Kilsene sana. Hey! Annenin dükkanına uğradım. Yurt dışına iş gezisi. Bütün oyuncular lütfen alanda bekleyin. Lütfen alanda. You can begin now. Acayip korkunç bir şey. Kafası kocaman lan bunun. Evet. Şu işe bak, çok eğleneceğiz. Yeşil ışık diye. Ciddi mi? Yakalandı salak. Tekrar ediyorum. O yeşil ışık diye anons... O
yeşil ışık diye anons ettiğinde ilerleyebilirsiniz. Beni algılıyor. Başkasının arkasına saklanırsan ölmezsin. Yapma. Lütfen. Titremeyi kes pislik herif. Yakalanırsan ölürsün.